temizlik malzemeleri belirli miktarlarda kullanılacak. Bunun için sorumlu müdür İffet Hanım'ın onayı alınacak. Sözünün dışına çıkılmayacak. Sorumlu müdür İffet Hanım. Şimdi sofra kurma ve kaldırma aslanında Volkan Bey'in sorumluluğunda. Bu görevi dönüşümlü olarak veya paylaşarak da yapabilirler. Yalnız affedersiniz ben tek tabanca çalışırım. Ortak bir şey koyma baba ne olur. Aman ben seni çok merak ediyorum sofra kurmaya sanki. Bakınız yeni kurallar dahilinde bu huzur ve güven ortamını bozacak atışmalar, tartışmalar, kavgalar, gürültüler yasaklanmıştır. Emredersiniz müdür bey. Yalnız böyle bir şirket ve böyle bir müdür yok biliyorsunuz. Tabii canım sizin müdürün maşallah var. Öyle işte güçte gözü yok. Hep derdi başka. Babacığım bunları ben bir not alsam daha iyi olacak diye düşünüyorum. İnek, inek işte. Gerek yok kızım. Not almana gerek yok. Programlar zaten her tarafta asılı. Ama mesela hani alışveriş günü listeyi kim yapacak falan onun düzeni nedir acaba? Bir de yani bu gömlek ütü işinde ben pek iyi değilim ya. Abartmayın ayol. Haftada iki kere kadın geliyor. Dur ben onu da not alayım buraya. Daha bu arada bakın sabah duşları 5 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılırsa hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş oluruz. Baba 5 dakikada ben vücudumun yarısını yıkayamam ya. Olmaz vallahi böyle kışla gibi olmuş burası ya. Böyle bir başlayalım da alışırsınız yavaş yavaş. Baba bazı nöbetleri değiştirebilir miyiz kendi aramızda hani doktorların yaptığı gibi? Yok olmaz o. Herkes kendi nöbetinde çalışacak. Mesela bak bu cuma akşamı gece servisi ikinizin. Ne? Bu gece servisi hani gece bakkal çakkal bir şey lazım olur mu hesaba bir şey mi? Ya hayır Volkan toplantıda önce eline brief verildi okumadın mı ya? Ya ben o briefi okurken mutfakta İzmir köfte atıştırıyordum suyu damladı brief'e attım ben onu. Olsun efendim olsun bende var ne başka var bak fotokopi var. Ya hayır Volkan gece servisi ya. Bütün akşam yemeğinden sonra oturuyorsun kimsenin bir ihtiyacı var mı diye bekliyorsun bütün gece. Ne? Cuma gecesi mi? Evet, cuma gecesi Volkancığım. Ay 40 yılın başında evde oturun. Affedersiniz ben Selin'e söz vermiştim cuma gecesi için ya. Ben de Sertaç'a gidecektim, maç izleyecektik ya. Olmaz, o gece ikiniz de nöbettesiniz. Başka akşam gidersiniz. Yahut onlar buraya gelirler. Daha iyi. Yok misafir istemem Tahsinciğim. Anneciğim sen mi yapacaksın? Sen mi koşturacaksın? Çocuklar yapacak. Yani Aslanım ve Volkan Bey'in sorumluluğu altında o gece. Eyvah. Hadi hayırlı işler. Şimdi herkese birer dilim kek, ikişer çay. Fazla kilo almayalım değil mi İrfan? Babacığım şöyle bir şey teklif edeceğim size. Ben yarın akşam da çalışayım. Hatta bütün hafta ben çalışayım. Bir tek cuma akşamı çalışmayayım. Hayır Selin'e o kadar ayıp olacak ki. Ya ama yok efendim. İlk haftadan düzeni bozmayın. Baksana zaten Volkan ağır çalışma temposunu dayanamadı. Sofrayı toplayıp attı kendini oraya. Yattı gitti işte.